Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Fethullahçı terör örgütü içerisinde kritik görevler üstlenen bir aileden bahsedeceğim. Aytaç ailesi. Aytaç ailesinden geçtiğimiz hafta anlattığımız takiye videosunda kısaca bahsetmiştik. Bu hafta Aytaç ailesinin bütün fertlerini ve terör örgütü içerisindeki kritik görevlerini tek tek anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Fethullahçı terör örgütü içerisinde kritik görevler üstlenen Aytaç ailesinin en meşhuru Önder Aytaç. Hayatımıza 2006 yılındaki TSEB raporuyla giren Önder Aytaç o dönem Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt'ın büyük tepkisini çektikten sonra Polis Akademisi'ndeki dekan yardımcılığı görevinden ayrılmış, ardından Kültür Bakanlığında müsteşar yardımcılığı görevini üstlenmişti ve Polis Akademisi'nde eğitmenliğe devam ediyordu. Önder Aytaç şu an kendisi gibi firari olan Emre Ustu'yla taraf gazetesinde aynı köşeyi paylaşıp yazılar yazıyordu ve Önder Aytaş ismi bir süre sonra dershanelerin kapatılması sırasında Başbakan Erdoğan'a ettiği küfür sonrası önce Polis Akademisinden atıldı, ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medyada yazdığı sert yazılarla dikkatleri üzerine çekti o dönem Ekrem Dumanlı başta olmak üzere bazı FETÖ yöneticilerinin Önder Aytaç bizi bağlamıyor, Önder Aytaç'ın söylediği bizim kurumlarımızı bağlamaz diyerek kendilerini Önder Aytaç'tan soyutlama yoluna gittikleri ortaya çıkmıştı. Ancak Önder Aytaç bir süre sonra yurt dışına kaçtı. Şu an sosyal medyada Fethullahçı terör örgütü tetikçiliğine devam ediyor. Önder Aytaç Polis Akademisi'nde dekan yardımcısı iken yazdığı yazılarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkça hedef alan bir isimdi. Önder Aytaç Polis Akademisi'nde dekan yardımcısı olduğu için ve Taraf Gazetesi'nde yazdığı yazılarla aslında Aytaç ailesinin Fethullahçı terör örgütündeki en üst düzey ismi gibi görünüyor. Fakat bu doğru değil. Önder Aytaç'ın Fethullahçı terör örgütü içerisinde yükselmesini sağlayan ve Fethullahçı terör örgütüyle beraber polis teşkilatında da yükselmesini sağlayan asıl isim Baba Aysal Aytaç. Aysal Aytaç'ın hikayesi oldukça ilginç. Aysal Aytaç 1958 yılında Hakkari'de lise öğretmeni olarak göreve başlayan bir isim. O tarihlerde FETÖ ile başı henüz Erzurum'da Edirne'ye gitmemiş ve Fethullah herhangi bir ilişkisi yok. Hakkari'de görev yaptığı süre içerisinde Yılmaz Erdoğan'ın ailesiyle yakın ilişkiler kuruyor ve kendi ifadesine göre Yılmaz Erdoğan'ın amcası oğullarından bir tanesine Aysal ismini verecek kadar Aysal Aytaç'la yakın ilişki içerisinde. Aysal Aytaç Hakkari'deki görevinden sonra kısa bir dönem askerlik yaparak İzmir'de 28 yaşında okul müdürü olarak göreve başlıyor. Çok genç yaşta okul müdürlüğüne başlıyor. 1966 yılında Aysel Aytaç İzmir'de okul müdürü olarak görev yaparken Fethullah Gülen'in görevlendirdiği bir isim Aysel Aytaç'a giderek birkaç kere Fethullah Gülen'le kendisinin görüşmesini istiyor. Aysel Aytaç ilk başlarda reddediyor. Ardından kendisine gelen aracıyı kırmayarak Fethullah Gülen'le görüşüyor ve kendi ifadesiyle 1966 yılından bu ana Seçilebaşı Fethullah Gülen'e hizmet eden bir isim haline dönüşüyor. Peki Fethullah Gülen neden Aysal Aytaç'ı bu kadar çok örgütüne dahil etmek istedi? Bu sorunun cevabı aslında Aysal Aytaç'ın kayınpederinde gizli. Aysal Aytaç'ın eşinin babası Demokrat Parti'nin Uşak'taki önde gelen isimlerinden bir tanesi. Hatta Uşak'ta il teşkilat başkanlığı yapmış ve Ege bölgesinde Demokrat Parti ve o tarihlerde Demokrat Parti'nin mirasçısı olan Adalet Partisi'nde sözcü sayılan, hatırı sayılır bir siyasetçi. Yani FETÖ Aysal Aytaç'ı örgütüne dahil ederek aslında Aysal Aytaç'ın kayınpederinin nüfusunu kullanmak istiyor. Aysal Aytaç 1966 yılında FETÖ ile görüştükten sonra kısa süre içerisinde İzmir Milli Eğitim Müdürü oluyor ve o tarihte kendisinin üzerinde bir kahramanlık hikayesi oluşturuluyor. Bu hikaye ne? Sol görüşlü teröristler Aysal Aytaç'ın aracına bomba koyuyor. Aysal Aytaç'ı öldürmeye çalışıyor. İddialar bu yönde. Aysal Aytaç o tarihlerde sürekli polis korumasında gezen ve sol görüşlü teröristlerden yakasıyken halkın kahramanı haline gelen bir isim oluyor. 12 Eylül darbesinin ardından kısa bir süre tutuklu kalıyor ve 12 Eylül darbesinden sonra Aysal Aytaç'ın kariyeri çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Önce Eğitim Bakanlığı'nda uzman olarak göreve başlıyor. Kısa süre sonra Eğitim Bakanlığı Orta Öğretimler Dairesi Başkan Vekili oluyor. Kısa süre sonra bu dairenin başkanlığına yükseliyor. Ve 1993 yılına kadar Türkiye'deki ortaokulların eğitim politikasını yönlendiren bürokrat olarak karşımıza çıkıyor. 1993 yılında Aysel Aytaç'a yeni bir görev veriliyor Milliyetin Bakanlığında. Bu görev yurtdışı eğitim daire başkanlığı. 1993 yılı oldukça ilginç. Sovyetler Birliği dağılmış. Türkiye Cumhuriyetler bağımsızlığını ilan etmiş. Ve başı Fethullah Gülen'in talimatıyla FETÖ mensupları Türkiye Cumhuriyetler'de okul açmaya başlamış. İşte bu okulların Milliyetin Bakanlığı adına açılmasına onay veren ve bu okulları devlet adına denetleyen kurumun başında 1966 yılından bu yana FETÖ başına hizmet eden Aysal Aytaç var. Aysal Aytaç 2002 yılına kadar Milletin Bakanlığı'nda yurtdışı eğitimlerden sorumlu genel müdür olarak görevini üstleniyor ve kendi ifadesiyle o tarihlerde 80 kadar ülkede Fethullah Gülen'in talimatıyla açılan örgüt okullarının açılma onayını veren, o okulları denetleyen ve o okulları devlet nezdinde aklayan isim oluyor. Aysel Aytaç 1999 yılında memuriyetten kısa süreli istifa ederek milletvekili olmak istiyor ve Doğru Yol Partisi'nden uşak birinci sıra milletvekili adayı oluyor ancak seçilemiyor ve görevine tekrar devam ediyor ediyor. Ta ki 2002 yılına kadar. 2002 yılında emekli olan Aysal Aytaç daha sonra FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in oluşturduğu sözde eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini üstleniyor. Aysal Aytaç 2002 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda FETÖ mensuplarının yükselmesini sağlayan, onların yurtdışı organizasyonlarına onay veren isimken 2002 yılında Milletin Bakanlığından yaş haddinden emekli olarak FETÖ'cülerin kurduğu kurumların başına geçiyor ve Fethullah Gülen'e hizmet etmeye devam ediyor. 2002 yılına kadar oğlu Önder Aytaç'ı bir polis akademisinde öğretim görevlisi ya da yurt dışına Burslu okumaya gönderilen bir doktora öğrencisi olarak görüyoruz. 2006 yılında Önder Aytaç Türkiye kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandığında babası Aysal Aytaç FETÖ elebaşına yapılabilecek bütün hizmetleri yapmış. Örgüt içerisinde kıdemli abiler olarak tanımlanan isimler arasında yer alan örgütün en önemli 25-30 isminden bir tanesi. Ama ne hikmetse biz baba Aysal Aytaç'ı bazı gazete haberlerinde görüyoruz. Ta ki Önder Aytaç polis akademisindeki dekan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra dershanelerin kapatılması sırasında Başbakan Erdoğan'a küfür eden bir tweet'i atana kadar. Ve o tarihlerde şu şekilde haberler var. Küfürbazın babasını da Fethullah Gülen parlatmış. Önder Aytaç Polis Akademisindeki dekan yardımcılığı görevinde ve öğretim üyeliği görevini şu şekilde tanımlıyor. Örgüt mensuplarından bir tanesinin programına katıldığında biz Polis Akademisinde hep güzel insanlar mezun ettik. Buradaki güzel insanlardan kasıt elbette FETÖ'cüler. Keşke daha fazla güzel insan mezun etseydik. Keşke güzel olmayan insanları hiç mezun etmeseydik. Yaklaşık olarak 4,5 yıl polis akademisinde dekan yardımcılığı görevi yaptım. Polis akademisinde hep güzel insan aldık biz. Bunların hepsi çok güzel insanlardı. Keşke daha çok güzel insanlar alsaymışız. Kötü oğlunu biz polis akademisinden mezun etmedik. Keşke hiç etmeseymişiz. Yani polis akademisinde açıkça FETÖ mensuplarına kol kanat geldiğini, FETÖ'cü olmayan polis akademisi öğrencilerine baskı yaptığını ancak bu görevi tam manasıyla da yapamadığını, aradan bazı FETÖ mensubu olmayan polislerin de çıktığını hayıflanarak anlatan bir isim. Ama Önder Aytaç'ı biz Taraf Gazetesi'ndeki yazılarından ve sosyal medyadaki tuhaf yorumlarından tanıyoruz. Bu tuhaf yorumlar içerisinde Başbakan Erdoğan'ın halk ekmek fabrikasında büyü yaptırarak vatandaşları kendisine bağladığından tutun da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Silivri'de meydana gelen bir depremi Silivri cezaevinde yatan masum FETÖ'cülere bağlamaya kadar okuyanlar da yazanın deli olduğuna kesinlikle kanaat getirilecek yorumlar var. Önder Aytaç yurt dışına kaçtığında diğer FETÖ üyeleri gibi Avrupa'ya gitmedi. Önce Nijerya'ya gitti. Nijerya'da birkaç fotoğrafı yayınlandı. Hatta Mısır üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken Mısır Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ancak daha sonra darbeci Mısır yönetiminin serbest bıraktığı ortaya çıktı. Ve biz Önder Aytaç'ı uzunca bir süre Nijerya'da bildik. Ancak Önder Aytaç bir yolunu bularak babasının yanına Almanya'ya gittiğini bir programda ağzından kaçırdı. Çünkü Hoca de ben babasıyla annesiyle yaşayan bir insanım babamın arkadaşı olmasa sebebiyle söylüyorum. 85 yaşında, 84 yaşında. Ben babam ve annemle birlikte kalıyorum dedi. Ve babası Aysalay Aytaç'ın Almanya'da ikamet ettiği eve Nijerya'dan ulaştığını. Tabii bu Nijerya'dan Almanya'ya girişin nasıl oldu biraz muamma. Çünkü Önder Aytaç Türkiye tarafından uluslararası şekilde aranan bir isim. Burada Alman devletinin daha önceden bazı FETÖ'cilere yaptığı gibi özel pasaport çıkartarak, özel vize çıkartarak Önder Aytaç'a bir dokunulmazlık sağladı ve onun gözaltına alınmadan Almanya'ya ulaşmasını sağladığını anlıyoruz. Önder Aytaç'ın babası oğluyla beraber Nijerya'ya gitmiyor. Önce Almanya'daki bazı mülteci barınaklarında kalıyor ve daha sonra Almanya'dan oturma izni alarak Almanya'da faaliyetlerine devam ediyor ve Almanya'nın FETÖ'cülere yaptığı iyiliği şu şekilde anlatıyor. Şu noktada da takdirle yad edeceğimiz en önemli sebeplerden birisi de Alman hükümeti, Alman devleti Alman insanları. Alman devleti de Allah onlardan razı olsun. Bizi barlarına basıp, bize gönüllerini açıp, bize cüzdanlarını açıp, bizim en sıkıntılı olduğumuz anda tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi. Aytaç ailesinin iki önemli ferdi Önder Aytaç ve Aysal Aytaç'tan bahsettik. Şimdi bu ailenin üçüncü ferdi Önder Aytaç'ın annesi Aysal Aytaç'ın eşi Nesin Aytaç'tan bahsedelim. Nesrin <laughs> Aytaç Twitter'daki ismiyle sohbeti canan anne olarak Almanya'daki FETÖ mensuplarına sohbet veren bir kadın. Kendisinin eski bir eğitimci olduğunu biliyoruz. Yalnız kendisi hakkında Türkiye'deki faaliyetleri hakkında herhangi bir haber yok. Almanya'da ise oldukça popüler Almanya'da düzenli sohbetleri organize eden bir menajeri dahi var. Yani Almanya'daki FETÖ'cüler eğer Önder Aytaç'ın annesi Nesrin Aytaç'la konuşmak istiyorlarsa önce bir aracıyla temasa geçerek ondan onay alarak daha sonra Nesrin Aytaç'la görüşüyorlar. Nesin Aytaç, Önder Aytaç'ın annesi olması dışında babasından ötürü Aysel Aytaç'ın kamuda yükselmesini sağlayan ve 1966 yılında Fethullah Gülen'in dikkatini çekmesini sağlayan isim aynı zamanda. Yoksa Aysel Aytaç 1966 yılında bir okul müdürü olarak Fethullah Gülen'in dikkatini çekmiş değil. Aysel Aytaç daha önceden de bahsettiğimiz üzere eşinin babasının Demokrat Parti ve sonrasındaki Adalet Parti içerisinde Ege bölgesinde yüksek nüfuslu bir politikacı olmasından ötürü Fethullah Gülen'in radarına girmiş bir isim. Fethullah terör örgütü içerisinde kritik görevler üstlenen Aytaç ailesinin dördüncü ismi Ali Özgür. Aytaş. Ali Özgür Aytaç eski bir Danıştay tetkik hakimi. Aynı zamanda FETÖ'nün emniyet imamı olarak bilinen Kozanlı Ömer Kodatlı, Osman Hilmi Özdil ile Önder Aytaç arasında bağlantıyı kuran isim. Önder Aytaç Osman Hilmi Özdil ile temasa geçeceği zaman Ali Özgür Aytaç ile temasa geçiyor. Ali Özgür Aytaç da Kozanlı Ömer olarak bilinen Osman Hilmi Özdil'in kardeşini arayarak örgütün talimatlarını ağabeyine aktarıyor. Yani iki kardeş. Önder Aytaç'ın kardeşi Ali Özgür Aytaç ve Kozanlı Ömer'in kardeşi Fethullahçı terör örgütü içerisindeki emniyet mahrem yapılanmada ulaklık görevini üstlenerek kuryelik görevini üstlenerek örgüt talimatlarını birbirlerine aktarıyor. Ali Özgür Aytaç 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 24 Ağustos 2016 tarihli hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla ihraç edilen FETÖ'cü hakimler içerisinde yer alıyor ve halen firari. Burada şunu söylemekte de fayda var. Aysal Aytaç ve Nesin Aytaç çiftinin 3 tane çocuğu var. Bunlardan bir tanesi Önder Aytaç, bir tanesi Ali Özgür Aytaç. Bir diğeri ise sadece gazeteci Oray E'nin. Önder Aytaş'la olan kavgasında bahsetti, ailenin üçüncü ferdinden de bahset şeklinde geçirdi. yalnız ismi bilinmeyen, ne iş yaptığı bilinmeyen, hangi olaylara karıştığı bilinmeyen meçhul bir kişi. Bu konuda da eğer Oray Eğin Elindeki bilgileri köşesinde paylaşırsa Aytaç ailesinin üçüncü oğlunun kim olduğunu ve ne iş yaptığını da bütün kamuoyu öğrenir. Fetullahçı terör örgütüne 1966 yılında dahil olan Aysel Aytaç, örgüt mensupları tarafından el üstünde tutuluyormuş gibi görünse de örgütte eski ağırlığı kalmamış bir isim. Bunu da Önder Aytaç'ın örgüt yöneticileriyle olan kavgasından anlıyoruz. Önder Aytaç sosyal medya hesabında neredeyse her gün Fethullahçı terör örgütünde kritik görevler işlenen örgüt yöneticilerini, hırsızlık, zimmetine para geçirmek, örgüt mensuplarını sömürmek gibi iddialarla suçluyor ve bu suçlamalarda FETÖ her seferinde bir kenara ayırıyor. Ancak bu suçlamaların ardında babasının ve kendisinin ikinci plana atılması ve örgüt merkezi tarafından kendilerine sahip çıkılmamasının getirdiği bir hayal kırıklığı olduğunu görmekte de zor değil. Fetullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgüt yöneticilerini ve karistikleri kumpasları anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.